Muğla'nın Fethiye ilçesinde cinayete kurban giden pasta çiftinin yakınları faillerinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdular. Fakat konu cinayetten çok köydeki yasak aşkların ortaya çıkmasına neden oldu. Programı izleyenler bu kadar kombinasyonu çözmekte zorlanırken köydeki en normal kişinin nitelikli dolandırıcılıktan 12 yıl hüküm giydiği öğrenildi. Programa katılan köylülerin ilişki ağı Dark dizisinden aha karmaşık. Kavak yerleri bu hikayenin yanında muhafazakar kaldı. Kimin kiminle ilişkiye girdiği bilinmezken konunun muhatapları hallerinden bir hayli memnun görünüyorlar. Palo ailesi gibi bir deneyimi yaşayan Müge Anlı bile bu köyde yaşanan olayları anlamak için tahtaya şema çizmek zorunda kaldı. Dur, hepsini vereceğim. Tamam. Peki Ekrem, Ekrem Gülcan Paslı. Şimdi sizinle evet, alakanız var bu konuyla. Senin de varmış bir şeyler. Sündüz'ün aynı zamanda seninle de olduğu ilişkisi vardı diye. Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla 3 çiftin birbiriyle ilişkisi var ama bu videoyu yayınlayana kadar bu sayının artmasından korkuyoruz. Son yıllarda kötü giden onca şeye rağmen Doğu Ekspresi popüler hale gelmiş, vatandaş içinde uygun fiyata ülkenin güzelliklerini görebilme imkanı daha da yaygın hale gelmişti. Özellikle gençlerin ilgi odağı olan Doğu Ekspresi'nde yataklı vagonlar kaldırıldı ve bilet fiyatlarına zam yapıldı. Ne yazık ki ülkemizde her güzel şeyin fırsatçılar tarafından içine edilmek gibi bir kaderi var. Denizlerimiz, ormanlarımız, göllerimizi kuruttukları gibi şimdi de yıllardır ülkenin doğusundan batısına, batısından doğusuna yolcu taşıyan, yolculuk esnasında da ülkemizin güzelliklerini görme fırsatı bulduğumuz Doğu Ekspresi ak baba gibi dadandılar. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki seçimleri etkileyecek en önemli faktör ekonomi. Ülkemizde ilkokul çağındaki çocukların bile gündemi ekonomi olmuşken Güney Kore'de 9 Mart'ta yapılacak seçim öncesi en önemli gündem kelleşme. Evet, yanlış duymadınız. Başkan adaylarından Lee Ji Yang saç dökülmesi ve saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası tarafından karşılanması gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Güney Kore'deki birçok kel seçmenin desteğini kazandığı öğrenildi. Sosyal medyada bazı Güney Koreliler bu açıklamanın ardından Lee Ji Yang'a destek mesajları attılar. Sizin ben derdinizi... Bakalım biz ne zaman çalışma saatleri 8 saat aşmasın, Mars astronot göndersek mi acaba gibi konuları gündeme taşıyacağız.